Deva Partisi, Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve kıymetli Genel Merkez Kurul üyelerimiz, demokrasimizin temel taşı olan çok kıymetli muhtarlarımız, davetimizi kırmayıp bizlere vaktini ayıran, toplumsal değerleri yaşatmak adına çabalayan çok değerli STK temsilcilerimiz, bizleri yine yalnız bırakmayan emektar basınımızın yüzüğüne temsilcileri, yine bir cesaret örneği göstererek Deva Partisi yönetiminde olan, Deva Partisi'ne gönül veren çok kıymetli teşkilat mensuplarımız ve çok kıymetli hemşehrilerimiz, davetliler, misafirlerimiz. 9 Mart 2020'de Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarına umut olarak ilk damlamız düştü. Ali Babacan liderliğinde Deva Partimiz kuruldu. Çok kısa bir sürede, rekor denilebilecek zamanda Deva Partisi hızla teşkilatlandı. Bundan yine yaklaşık 6 ay önce Genel Başkanımız ve kurulunun takdirleriyle Uşak İl Başkanlığı'na görevlendirme yapıldı. Bizler de hemen Uşak Teşkilatı olarak genel merkezimizin kurumsal yapısına uygun hareket etmeye çalışarak teşkilatlanma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki kısa bir süre içerisinde Uşak ilinde ilçe, belde, köy, mahalle, hatta sokaklarda bile teşkilatlanma çalışmalarımızı tamamlayarak sizlerin karşısına tam kadro, güzel bir kadro olarak, hizmetkarımız olarak çıkmaya hazırlanıyoruz. Herkese hoş geldin diyerek sözlerimizi Genel Merkez Kurulumuzdan gelen kıymetli misafirlerime bırakıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kültürümüz, siyaset alışkanlıklarını hep birlikte değiştireceğiz. Tekrar hoş geldiniz, saygılar sunuyorum. Evet, geldik. Uzun bir yolculuğa çıktık biz. Deva Partisi olarak, Demokrasi ve Atılım Partisi olarak Genel Başkanımız Ali Babacan önderliğinde. Burada bu arada her birinize sevgi ve saygılarını iletti. Ben de üstünde kalmasın. Öncelikle onları ileteyim size. Her 3 kadından biri işsiz. Her 3 erkekten biri işsiz. Her 3 kişiden biri işsiz. Bu çok büyük bir rakam. Soruyorsunuz en büyük derdiniz ne? Ekonomi işsizlik diyor. Bu Türkiye'nin her yerinde böyle. İster Van'a gidin, ister İzmir'e. Bunların çözülmesi gerekiyor. Diğer iktidardaki parti yerleştirdiği zaman iktidar artık ayrıştırıcı bir pozisyon ile bunları vatan haini ilan ediyor. Ve bu da bütün siyasi parti mensuplarını yoruyor. Neden oy vermeliyim? Ben de bir halk olarak neden Deva Partisi'ne sempati duymalıyım? Esnafla ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. 9 sene şeyi öldü. Uşaklar bilir. Şimdi Banat şeyi de öldü. Temiz suyu için önümüzdeki günlerde kampanya yapacağız. Deva Partisi çevre yönetimlerinin temiz su için kampanyasında destek olacak. Mehmet Çavuşoğlu, Esnaf Odası Başkanıyım. Hoş geldiniz ilimiz önce. Size selamlıyorum. Esnaf deyince sorunlar biraz da diğer kesimlerden fazla oluyor. Sizlere daha çok rahatsız ediyor mutlaka. Şikayetler geliyordur. Benim de şikayetin yanında bir tane de talebimiz olacak. Siz dinliyorsunuz. Çok fazla şikayet etmeye gerek yok. Yaklaşık 14-15 ay oldu pandemi başlıyorlar. Bu 14-15 ay içerisinde yani sırf benim mesleğim veya benim odam değil de örneğin kahveci veya başka meslek odalarından da çok mağdur olan var gerçekten o gibi olan. Şimdi bu zaman içerisinde
destek verildi mi? Biraz verildi. Yeterli mi? Değil tabii, yeterli değil. Tabii gerçi gönül ister ki daha çok imkanlar olsun, daha çok insanımız mağdur olmasın. Önce arkadaşımız yine getirdi. Bu yardımlar... Ondan başlayarak gideceğim. Çünkü iki soru da biraz birbirine benziyor. Özellikle esnafla ilgili. Şöyle bir şey var, çok haklısınız. En çok özellikle pandemi döneminde zarar gören kesim esnafımız oldu. Şimdi bütün dünyada ne oldu? Bütün dünyada milli gelirinin %5'i, 10'u arasında nakdi destekler verildi esnafa. Yani esnaf, lokanta sahibi, iş sahibi. Maalesef bizde açıklanan destek milli gelirin %1'ine denk geldi. Ve hiçbir şekilde nakdi destek yerine ne yapıldı bu? Biliyorsunuz daha çok yakın bir zamanda da bir destek paketi açıklandı. Hatta bizim şöyle bir açıklamamız var. Dağ fare doğurdu diye. Yani normalde verilmesi gereken rakamlar belli koşullar altında esnafa 3.000 ve 5.000 nakdi yardım olarak üzere verildi. Yani halbuki şöyle bir şey oldu pandemi döneminde. Kimse kiradan vazgeçmedi. Herkes stopajına devam etti. Bütün bunlar olurken biliyorsunuz iki dönem kredi aldınız. İlk kredi aldığınızda kredi faizi %7 idi. Tam ödemesi geldi 6 ay sonra ne oldu? %15'e çıktı. Yani ne yaptı esnaf? Aslında bir daha kredi çekti. İki katı yüksek faizle. Böyle bir durumda ne oldu? Borcu borçla ödedi. Yani devlet şunu yaptı aslında. Bir nakdi destek vermek yerine krediyle borçlandırdı. Kredi verdi. Krediyle borçlandırmaya çalıştı. Bütün bunlar olurken de bu bir yıl içerisinde maliyetler arttı. Maliyetler artınca fiyatlara artış geldi ve siz de şeyi görüyorsunuz. Artık ürünler, bir etiketler çok değişmeye başladı. İki, ürünler küçük paketlerde satılmaya başladı. Pandemi olduğu gün ilk açıklamamız şuydu bir hafta sonra. Bir, nakdi yardım vereceksiniz. İki, borçları en az pandemi sonuna kadar faizsiz olarak erteleyeceksiniz. Bu arada şu an yanımızda değil ama ben il başkanımdan rica ediyorum. Bizim bu esnaf paketimizi anlatan broşürlerimiz var. Bu söylediklerim yazılı halde neler yapılması gereken. Ve biz şunu istedik aslında, bunu hükümete çare olarak verdik. Buyurun bunları yapın. Bu destek paketlerini verdiğiniz zaman zaten ekonomi devam edecek. İsterseniz yapın, bizim söylemiş olmamız da önemli değil. Ama bunları yapmanız birer fayda olacak dedik. Bakın, şeyi biliyorsunuz yani ticaretle uğraşıyor buradakiler anladığım kadarıyla yoğunlukla. Bir gecede bu çek yasası çıktı. Ne yaptılar? Çekleri bir ay vadeyle uzattılar. Şimdi ticaret yapanlar bilirler. 15 Mayıs'ta eğer çekiniz varsa bu bir ay sonra ötelemek ne demektir? 15 Haziran'a ötelenmektir değil mi? Yani öyle anlarsınız siz. Ama ne yaptılar? Mayıs'taki çeki 1 Haziran'da tahsilata soktular. Ne oldu? Herkesin kredi sicili bozuldu. Yani bakın, hani bunu bakkal çırağı yapmaz. Gerçekten azıcık ticaretle uğraşan hiç kimse böyle bir yasayı çıkarmaz. Neden kaynaklanıyor bu? Çünkü istişare olmadan, kurumlar birbiriyle konuşmadan bu yasalar çıkartılıyor. O zaman ne olması gerekiyor? Bir, kısa vadeli evet bu söylediklerim, yani gayri safi milli hasıladan daha fazla para alınması gerekiyor. Nakit destek, kredi değil, öteleme, stopaj, benzeri vergilerin verilmemesi, bunların artması gerekiyor. Ama daha da önemlisi aslında bir zihniyet probleminden bahsediyoruz. Yani eğer böyle bir durum varsa siz esnafı kurtarmak